Herkese yeni bir ETS videosundan selam arkadaşlar. Bugün ETS 2'de büyük uzun bir dorsemiz ve normal standart oyunun kendi Scania'sıyla beraberiz. Şöyle kafalı bir Scania. R730'muş. Bayağı bir şöyle tekerleri falan göstereyim. Bayağı bir uzun bir tekerlerle yük aldık. Yükümüz bayağı bir uzun ve ağır. 72 ton. 72 tonluk bir yük aldım abi. Nereye gideceğiz? Grand Utopia'dayım harita. Grand Utopia haritasındayım yine. Dostlar buradan aşağıya doğru şöyle ineceğiz. Lafalas bilmem bir şey falan filan diyor. Şimdi rotaları falan bakayım dedim de. Şöyle bir dolaşma yapabiliriz. Buradan veriyorum bilmiyorum ama şu arayı merak ediyorum. O aradan gitmiştik daha önce de. Bir deneyeceğim. Gidebildiğim yere kadar gideceğim. Birebir ölçekli olduğu için mesafe biraz uzuyor. Toplam 35 dakikalık bir yol diyor abi. Şimdi şurayı şöyle yapalım. Ayarlarımıza geçelim. Bunları yapmadan önce kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın abi. Şimdiden teşekkür ederim. Biraz hastayım, kusura bakmayın. O yüzden de video gelmiyordu. Vallahi ben de çok istiyordum. Video çekeyim ama video maalesef çekemiyoruz. Hasta olduk. Üşütmüşüz. Dertlerimiz çoktu. Bitmeyince yapacak bir şey yok dedim. Ve yola çıkalım abi. Normal kornamız var. Havalı kornam yok. Umarım sesi falan iyi geliyordur. Araç kaç ileri onu da bakalım. 11. 12'leri. 12'leriyle devam edeceğiz. Havalı kornası olsaydı güzel olurdu ya. Şöyle bir bakalım. Benim bu şeyi nereye ben koymuşum acaba? Şu indiriyor, bu kaldırıyor. Allah Allah, ön süspansiyona niye böyle bir ayar vermedi? Seçenekler. Körük müydü o? Böyle indir desek. Oynanışta mıydı la o? Gerçi oynanışta değil ya. Tuşlardaydı. Ön süspansiyonu indirme. Ön süspansiyonu indirme yıldızmış, tamam. Tamam. Kaldırma diyelim. Ön süspansiyonu kaldırmada. Tamam abi. Dingili kaldırma, dorsa dingilini kaldırma. Allah Allah, normalde dorsa dingilini şey kaldırıyordu ama neyse, şuradan shift atayalım. Bu kaldırıyor. Bu indiriyor. Arkayı biraz indir, kaldıracağım ki. Tamam. Tren kalkışına bak şimdi bak. Ön körükleri nasıl kaldırıyor ya. Bayağı bir yukarılardayız abi. Gideceğimiz rota biraz sıkıntılı. Mazotumuz az. Şu yolu şöyle çıkarırsam olacak gibi. Oha. Diferansiyeli de açayım ama o buradan çıkamazsa sıkıntı. Arka dingil falan bayağı bir şey.
lan 1.53'teyim. Şey 1.53 nereden çıktı lan? 1.52'deyim. Oha! Araç buradan çıkmaz ki. Hadi koçum. Scania bizi mahcup edecek gibi duruyor ama burayı geniş almam lazım. Başka türlü çıkmaz abi burada. Ama öyle bir rotadan çıkıyoruz ki. Burada gaz kesmemem lazım. Yoksa sıkıntı abi. Arkayı indirdik. Şimdi buradan mecbur şöyle yapacağım. Arka lastiklere bakar mı? Arka lastikler yazıla yazıla geliyor ya. Oha lan. Buradan da dönem geri gelemiyorsak sıkıntı, gerçekten sıkıntı. Şimdi buradan dönmeye çalışacağım abi. Şöyle dönersem beni uğraştırmaz diye düşünüyorum. Tamam. Artık öne verebiliriz kendimizi. Ağır yük de böyle dostlar. Ağır yük olunca, yükümüz ağır olunca uğraştırıyor. Ve gideceğimiz ve geleceğimiz yerler de böyle olunca malum. Tepeleri de açtık. Dediğim gibi Grand Top haritasındayım. Grand Top haritasını bilenler zaten biliyor. Çok çok güzel bir harita. Bu harita modunu da indirebilirsiniz. Bunun eklenti paketleri de gelmiş. Bilginiz olsun. Eklenti paketlerini de indirip alabilirsiniz abi. Sonra nerede diye sormayın. Tek sıkıntımız aracın dediğim gibi kornası olmaması. Kornası da yoksa sıkıntı yok zaten de. Ama rahat çıktık ya. Biraz uğraştırdı ama yine de rahat abi. O kadar olacak yani. Retarder da var. Çok güzel. Ben yola gireceğim için biraz dörtlerimi yakacağım abi. Şimdi benim giriş rotam düz diyor da acaba ben düz. Ha, şu rotayı takip ettiriyor. Tamam, girelim. Adamın dibine kadar girdim. Sıkıntı yok. Dörtlerimizi kapatalım. Hadi abi. Vitesimiz düşüyor, aldık mı? Aldık. Abi teşekkür ederim beklediğin için. Şuradan girebilir miyim, şöyle yapsam? Geçer diye düşünüyorum ve geçtim. Ben zaten şu yola gireceğim. Gireceğim için de sıkıntı yok abi. Biraz sağ taraftan şey yapıyorum ama burada herhalde zamanla oynadığımda bir sıkıntı olmuyor ya. Tek seferlik iş ya. 11'e çekelim. Şeyde Skybox'ta 5 yapsak, 12 yapsak, 10 yapsak
Olur. Bu keskin rotalardan çıkalım bakayım. Aracın sesi falan da inşallah iyi geliyordur. Gördüğüm kadarıyla güzel geliyor. Bazen bazı rotalardan girip çıkamıyorsunuz ya. O misal dostlar. Bak buralarda yük de var. Onları da alabiliyorsunuz. Eğer Grand Utopia'yı oynamadıysanız Grand Utopia'yı oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Şu an 1.52 sürümünde oynayabiliyorsunuz. 1.53'e de güncellerler diye düşünüyorum. Çünkü Grand Utopia çok vazgeçilmez bir harita modu. Yani sürekli güncelleniyor. Yeni yerler falan açılmıştı. A3 müydü? A3 yenilenmiş demişlerdi. Aracın tek sıkıntısı havalı kornamızın olması. Normal kornamız var. Bu arada telefonu düşürdüm. Bir rotardar açalım abi. Rotardarımız da arm sight. Bak buradan da yol gidiyor ama biz gidemiyoruz bu yolu. Mecbur. Bak buradan nereye gidiyor? Bakalım. Büyük ihtimal şirkete kadar gidiyor. Aynen, şirketten sonrası yok. Beşle de kalkmaz ya. Arka tekerleri döndüğü için sıkıntı yaratacak bir yük değil. O yüzden iyiyiz, rahatız şu an ya. Vitesi boşuna almadık abi, basalım biraz. Diyor ki körüğü kaldır. Diferansiyeli kapat. Oğlum kapatırız. Bizim için sıkıntı yok. Ama aracı için sıkıntı. Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi birazdan rampaları falan da tırmanırız. Oralarda görürüz abi. Biraz uğraşacağız. Uğraşmakta hiç kimseye zararımız olmaz diye düşünüyorum abi. Zaten ben ETS'ye giriyorsam genelde ağır yükte giriyorum. Eski kasa araçlarda giriyorum. Bunları bilenler biliyordur. Sürekli anlatmaya gerek yok. Yeni gelen aboneli arkadaşlarımız da hoş geldiniz. Yerinizi, çayınızı almayı unutmayın abi. Çayınız olmadan izlemeyi tavsiye etmiyorum. Yanınıza bir çay alın. Bir çekirdek. Aracın sesini dinleye dinleye. Rotardar sesi olsun isterdim ama bundan önceki Scania'da rotardar vesaire vardı. O araç fulldü bildiğiniz üzere. Ses mes vardı. Ses modu soran arkadaşlar var. Arkadaşlar YouTube bazı şeylere, linklere hata veriyor. Ya da ban atıyor, öyle söyleyeyim. O attığı banlar da bize zarar olarak geliyor. Zarar gelmesini de istemem kanalın hiçbir şekilde. O yüzden link paylaşamıyoruz. Hani ısrar eden arkadaşlar var. Zaten Discord yok. Discord'a VIP'den miydi? Neydi onun adı ya? Adını unuttum lan. Her neyse işte kaçak yollardan girenler var ya. Onlar görebiliyor. Ben de oradan girdim. VIP'm ha. VIP'm falan filan dedim. VIP'mden girenler var. Mesela oralara o şekilde giriyorsunuz. Bütün şeyleri veriyorsunuz. Hackerlara bütün her şeyinizi veriyorsunuz. O yüzden
fazla girmenizi tavsiye etmem. Çoğu şeyin VPN'i var uygulamanın. O yüzden fazla kullanmayın derim. Abi size kalmış bir şey. Herkesin kendi açık fikri. O yüzden hiçbir şekilde bir şey diyemem ama kullanmanızı da önermem. Göle falan bakar mısın? Manzara mükemmel ya. Hafif de akşama doğru olmuş gibi. Yükümüz de ağır. Yolda da hiç kimsenin olmaması benim için bir avantaj. Çünkü ara yolu seçtim. Ara yolu seçtiğim için bu şekilde ilerliyordu abi. Testere gider. Ona da atarız herhalde burada da. Şu yarım virajı bir geçersem. Çünkü benim süspansiyonlarım full hassasiyetinde. O yüzden ben sağa sola attığım an araç kendini hemen savuruyor. Onu biliyoruz. Sekiz güzel gidiyordu da 10. vites biraz zorladı gibi. Gemiye bak. Adam hayatını yaşıyor. Helal olsun. Korna çalalım. Yolumuzu düzledik abi. Burada kapatabiliriz. Bak soldan araçlar geçiyor. Biz E5 yolunda gidiyormuşuz gibi. Onlar otobandan gidiyormuş gibi gidiyorlar. Biz yolumuza gireceğiz herhalde. Onların yoluna gireceğim herhalde. Burada yol bağlanıyor herhalde. Gördüğüm kadarıyla. Ulan böyle bir yol bağlantısı mı var ya? Allah'tan fark ettim ha. Şu abiden sonra çıkalım. Biliyordum da mecbur ön tarafı da kapatacağım. Abi seni bir tık durduracağım. Teşekkür ederim. Abi de sağ olsun hemen durdu. Durmasından bir yandan iyi. Yoksa durmasa sıkıntı nanay. Sağa doğru yaklaşırsak hem ortadan gittiğimiz belli oluyor. Hem de soldaki aynayı da görüyoruz zaten. Lan bu ara hastalık hastası mıyız anlamadım ama bayağı bir hastayız bugün. Şu an iyi olmuş halim ama burnum hala akıyor. Burnumun akması biraz sıkıntı. Araca bir ses vereyim abi. Bir tık sesini düşürdüm. Çok fazla sesi gelmesin. Benim sesim çok az geliyordu. Ben anlamadım ama şu an iyi geliyordur. Ben ne diyorum? 10. vitese niye geçmiyor bu araba? Şöyle. Bazen kendi otomatik düzeliyor. Bu 1.53'te güncellendi. Sağa sola bakarken hep pürüzsüz bakabiliyorsunuz. Aslında bir ara da torbuk işi almak istiyorum. Yani torbuk işi yapmak istiyorum da. Burada yavaş. Çok fazla basmaya gerek yok. Araç zaten serisinde gidiyor. Sorun yok ama kendisini fazla kasmaya, aracı sallamaya gerek yok. Bu arada Cadılar Bayramı'nın özel şey vardı. Festival vardı. O ne oldu ya? Bitti mi? Bitmedi mi? Devam ediyor mu? Bilmiyorum ben ama
Maalesef iki tane veya üç tane yaptım, oradan sonra duruyor. ETS'ye de fazla giremiyorum. Giremediğim için de bu şekilde yapabildiğimiz kadarı yapıyoruz abi. Bizim rotamız buraya kadarmış. Buradan sonrası orijinal rota. Buradan sola gönderiyor bizi. Zaten Scania'nın ekranı büyük. Ekrandan görüyorum da. Yukarıda da vitesi falan görüyor. Küçük ekranı soran da olmuş. Small navigasyon mu? Navik bir şey yazdığın zaman çıkıyor. Small yazsanız da çıkıyor da dostlar. Bilginiz olsun. Onu Steam Atölye'den indiriyor biliyorsunuz. Steam Atölye'ye girin abi. Orada var. Burada bir tık düşelim kendimizi. Rota bizi buradan sola gönderiyor. VR du VRG du mu? Go mu? Öyle bir şey var. Yavaş abi. Orada da bir şehir var. Bizim yavru 730 karşısına bir abi çıkınca selamlaştılar. Biz de selamlaşmaya karşı değiliz tabii ki. Aracı hiç kasmaya gerek yok. 8'den çıkar abi bu. Benim şu an 60'a 60 FPS alıyorum. Ama oyunda 100'ün üzerinde alıyoruz. Oyunlarda malum 60'ın üzerinde çektiğim zaman biraz sıkıntı yaratıyor bana. Zaten genelde 30 FPS bile kullananlar var hala da. Sağ olsun YouTube 60 FPS'in üstüne çıkarttırmıyor. Biz de 2K'ya çekiyoruz mecbur. O şekilde devam ediyor. Daha. Umarım yolları beğenmişsinizdir dostlar. Sohbet muhabbetiniz için çok çok teşekkür ederim. Şöyle sağda bir yerde bir rotamızı duraklayayım. Oradan 2K'ya da çekeceğim. Yani 23 dakikalık bir videomuz olmuş. Zaten çok üstüne girince izlenmiyor. Ben de izlenmeyince sevmiyorum. Çok uzun videolar zaten artık bayağı bir düştü diyebilirim. Performans artık düşüşleri de YouTube'da niye böyle bir eksilmeler, düşüşler oluyor bilmiyorum ama inşallah 2025'te Farm 2025'te daha doğrusu güzel rotalar çizeceğiz. Tabi 2025'e de şurada bir ay kaldı yani. Kasım ayındayız. Aralık. Ve Kasım'ın bugün 8'i. Doğru değil mi 8'i? Aynen 8 Kasım. Yarın 9'u, 10 Kasım, pazar günü çoğu yer kapalı olur. Turu da bayağı bir salladım. Burada bir dinlenme alanı var. Dinlenme alanına girelim abi. Böyle küçük bir dinlenme alanı da değil gibi ama fren hassasiyetini hepsinde farklı ya. Çok sinir ediyor beni ya. Aslında bir profile eklenmesi lazım. Örnek veriyorum. Şu ayar hangisi bunun? Bunu direkt buna şey yapmamız lazım. Opsiyon etmemiz lazım. Şöyle durayım abi. Evet dostlar, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. 25 dakikalık videonun sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.